Merhaba hanımlar, Ebebe Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bebekler için, çocuklar için çok pratik bir şekilde bikini anlattım. Gerçekten çok pratik. Aynı tekniği kullanarak 1 saat içerisinde bunu örebilirsiniz hanımlar. Kullandığım ip koton tarzlı ipler. Sizler istediğiniz ipler yapabilirsiniz. Genelde bu merserize, koton, pamuklu ip kullanılıyor. Tuhafiyelerden, elinizdeki iplerden yapabilirsiniz. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim. Bakın 4 değil aslında. Yazısı silindi. Normalde 2,5 milim tığdır. Şimdi hanımlar bakın böyle göstermek istiyorum. Bağcıklı. Bütün teknikleri en pratik şekilde anlatmaya çalıştım. Burası da arkası bağlamalı. Ve süslemesini elimdeki kirazlardan yaptım. Sizler tabi istediğiniz süsleme yapabilirsiniz. Önemli olan bu tekniği yapabilmek ve bu şekilde alt kısmı bağcıklı. Yani bu model yani her çocuklara göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük yaş grubu yapmak istiyorsanız bir sıra diyelim eksik örebilirsiniz. Alt parçada da o şekilde bir sıra eksik örerek bir yaş altı bebeklere de uygulayabilirsiniz hanımlar. Hemen örgüye başlayalım. Şimdi toplam 4 tane zincir çekeceğiz. Bu kilitleme 1, 2, 3 ve 4. İlk birinci zincirden girdim, tel aldım ve direkt çıkış yaptım. 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. 1, 2, 3. 2 zincir tekrar 1 2 3 2 zincir tekrar 1 2 3 2 zincir toplam 9 tane trabzan oldu. Her 3'te 1 2 zincir çektik. İki zincir çektikten sonra ilk yaptığımızın trabzan tepesinden birit noktasından girdim. Direkt çıkış yaptım. İki zincir çekiyorum. Bakın boşluğa bir tık geri gidiyorum. Bir trabzan, iki trabzan ve üç trabzan yapıyorum. Arada bakın zincir yok. Geldik bu boşluğa. Bir, 2 ve 3. Şimdi 1 2 zincir. Şimdi tekrardan aynı yere 1 zincir, 2 zincir, 3 zincir. 2 pardon, buraya zincir çekmiyorum. Bakın sadece köşe noktalarında zincir olacak. 3 tane yaptık. Geldik boşluğa atladım. 1 2 3 şu an bakın köşede olduğum için 2 zincir. Şimdi bak bir köşe, iki köşe. Şimdi sonuncu köşeye geldim. Zaten başlarken sağ kısmını yapmıştım. Şimdi sol tarafını yaptım 3 trabzan. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Trabzanın birit noktasından girdim, direkt çıkış yaptım. Bakın böyle minik bir üçgen oluşturduk. Şimdi bir sıra daha atıyorum. 1 2 3. Sadece köşelerde arttırma olacak. 1 2 3. Şimdi bakın geldik buraya. Bakın hiç aralarda zincir yok. 2 3 1 2 zincir boşluğa geldim. 2 3 Bakın diğer köşeyi de yaptık. Şimdi geldik
Devam ediyoruz. Bakın bu şekilde büyüyor. Zaten model köşelerden büyüyor. Bakın buraya geldi köşeye tekrardan. Şimdi iki zincir, bir iki zincir. Evet. Bakın bu şekilde motifi büyütüyoruz hanımlar. Şimdi ben 1-2 yaş bebekler için yapacağım için 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra ördüm. Bu boşluğa geldim. Biraz iplerim karıştı çünkü diğer ipin ucunda başka örgü var. Yani bu bikinin şort kısmını yapacağız. Şimdi bir iki zincir çekiyorum ve birleştiriyorum. Bakın üçgenim büyüdü. Aynı teknikle şimdi gene yapıyoruz. Bu sonu gösteriyorum. İşte bunu siz istediğiniz gibi aynı bu şekilde büyüteceksiniz. Bakın köşeye önce sağ kısmını yaptım. Şimdi bakın boşluklara geleceğiz. Bir, 2 ve 3. Şimdi geldim bu boşluğa. 1 2 3 saymaya da gerek yok. Zaten belli bir örgüden sonra alışıyorsunuz bayağı. Şimdi bakın geldik köşe kısmına. Aynı şekilde. Teknik aynı. Yani bu takım çok güzel bir kolay olacak. Yine en basit şekilde anlatmaya çalıştım zaten. Böyle büyütüyoruz. Bunu ben son gösteriyorum. Diğer sıralarda siz atın. Hani videoda uzun olmasın. Böyle geldik. Bakın zaten çabuk bitiyor. Üç köşeli olduğu için. Evet. Şimdi iki zincir çekiyorum ve kilitliyorum. Bu şekilde hanımlar büyütüyorsunuz. Bakın. Toplamda tekrar söylüyorum. 1 2 3 4 5 6 sıra ördüm. Şu an birlikte ördüğümüz 1 2 3 4. Sonra 2 sıra daha gideceğim. Motifin büyük uzunluğunu sadece lila tarafını ölçüyorum. 11 santim. Yani bütün kenarları 11 santim. 11 santim. Yani bunu siz bebeğinize göre, çocuklarınıza göre deneyeceksiniz. Ona göre bir sıra daha atacaksınız ya da daha küçük yaş grubu hani 6 aylık 0-1 yaş arası yapmak istiyorsanız 6 değil de 5 sıra örebilirsiniz hanım. Tamamıyla sizin ölçünüze bağlı. Bu şekilde işte büyütebiliyorsunuz bu modeli. Şimdi bitirim. Sonra fırfır yapımına geçeceğiz. Evet, şimdi fırfır bölümüne geçiyoruz. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Çok basit. Rahatlıkla yapabileceksiniz. Bakın bu boşluğa toplam 8 tane trabzan yapıyorsunuz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi buranın tepe noktası gözükmediği için
Bakın burada bir trabzanın tepesine bir, iki yapıyorum. Şimdi geldim tekrar aynı şekilde boşluğa, bakın şu boşluğa 8 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde yapıyoruz fırfırı. Bu kadar basit. Yani 8, 2, 8, 2. Komple bu şekilde örülecek. 2, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi geldik buraya. 1 trabzan, 2 trabzan. Boşluğa geldim. Tekrar 8. Bakın. Bu şekilde fırfır oluşuyor hanımla. Geldik bu boşluğa. Bu boşluğa da 8. Bakın köşeler. Şuralar hep 8 8 8. Bakın 2 2. Trabzanın iki tepesine 2 gidiyorsunuz. Atlamayın. Çünkü atlarsanız boşluk oluşur. Diyelim o iki trabzanı sakın atlamayın. İki, dört, altı, yedi ve sekiz. Şimdi trabzan bitir tepelerine bir, bir. Şimdi bu şekilde gelin yapalım hep beraber. Bakın buraya da 8 tane yapacaksınız. Bitirip gelelim. Şimdi bakın bitirdim. Son 2 tane trabzanı yapıyorum. Bu şekilde bitiriyorum. İpi sonradan saklayacağım. Şimdi hanımlar, bakın böyle zincir çekiyorsunuz. İki kat ipten oluşacak şekilde. Tabii ucunu bulursan, bir saniye. İki kat zincir çekiyorsunuz. Pardon. İpi iki kat yapıp bu şekilde zincir yapacaksınız. Böyle uzunca bu şekilde zincir yapacaksınız. Bunun bayağı uzunluğunu şimdi hemen metreyle, mezurayla ölçeyim. Kat yapıp bir metre 20 santim, 25, 30 santim, hani istediğiniz uzunlukta çekebilirsiniz, bir metre geçsin. Şimdi bu ipi azıcık uzaklaştırayım. Şöyle geçirelim. Bakın alttan, üstten, alttan, üstten. Şöyle burayı da şuradan geçirelim. Burası ön kısım olsun. Aynı şekilde yapalım. Bu şekilde alt kısmındaki bağcığı yaptık. Yani 1 metreden fazla olsun ipiniz. Bakın istenir gibi ayarlanabilir.
bayağı da büyük oldu yani, bu rahat birçok çocuğa olabilir. Şimdi buradaki askılarını yapacağız. Onun için bak şöyle gelelim. Zincir çekeceğiz. Tam şu yaptık ya 8 tane trabzan. Bunun şöyle ortasından girelim. Bu ipleri biraz uzun bırakıyorum çünkü saklaması daha kolay olsun. Hiçbir şekilde bakın anlaşılmıyor. Zincir çekeceğiz. Yani bayağı bir yarım metre uzunluğunda zincir yapacağız. Bu şekilde yapalım. Sonra diğerini de yapalım. Ve bitiyor hanımlar. Hemen şorta geçeceğiz. Şort da çok basit. Ben şimdi yarım metreye yakın zincir çekip bunu da çekip geliyorum. Evet, bakın temizledikten sonra çok güzel oldu. Benim elimde böyle kirazlar vardı. Bu kirazlardan süslemek istedim. Şimdi bunu bakın böyle kiraz örün. Tabii süsleme sizin tamamen isteğinize bağlı. Şunu şöyle geçirin. Takmalı çıkarmalı olsun. Dikmeyeceğiz. Bakın şöyle bir teknik kullanarak. Tabii kiraz yerine istediğiniz yapabilirsiniz. Papatya falan çok güzel olur. Bunu böyle geçirdim. Sonra şuradan böyle düğüm atarak birbirine ekliyorum. Bu şekilde oldu. Bakın boyun kısmı, askı kısmı, üst kısmı bu şekilde bitti hanım. Şimdi gelelim alt kısmı. Bakın elimde iki tane parça var. Aynı teknikle ördüm. Bakın bunu nasıl ördüysem bunu da aynı teknikle ördüm hanımlar. Sadece sıra sayı farklı. Arka parçayı sayalım birlikte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sıra ördüm. Hatta 9. sırada bir teknik var. Bir köşede o köşe al kısmı olacak. Orada farklı bir teknik uygulayacağız. Onu göstereceğim. Bakın toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra olacak. Ama bir köşeye bıraktım. Burası da bitirme köşesi. Şimdi siz toplam 9 köşe örün. Şurayı, burası al kısmına gelin. Şimdi bakın bitirme noktası burası. 9. sırayı ördüm. Bu köşeyi döndüm. Buraya geldim. Bakın bu ön parça. Bunu da az ördüm. Aynı teknik arka ve öne uygulayacağız. Şimdi geldik. Bakın. Şimdi burası köşe noktası olduğu için bir iki zincir çekiyorum. Buraya bir sık iğne yaptım. İşte tekrar bir iki zincir çekip atlıyorum. Bakın bu boşluğa atlıyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Sadece bu kadar. Şimdi bitirelim sıramızı. Bu elimde ördüğüm büyük parça arka parça, bu ön parça. Karıştırmayalım. Tabii ipi de güzel bir karıştırdık biz. Şimdi bunu böyle gelin normal bitirelim. Evet geldim ve bitirdim. Şimdi keselim ipi. Burada ipler gözüküyor ama bu masam gerçekten çok dağınık. Hep model çalışması falan yaptığım için. Şimdi A kısmındaki yere geçiyoruz. Ne tarafta yapmıştık orayı? Burada. Bak, burada aynı bu şekilde yapacağız. Şimdi bakıyorum. Buradan başlayacağım. Pardon. Evet. Bir saniye. 1, 2, 3,
Şuradan başlayacağım. Tamam. Hayır, buradan başlamıyoruz. Bakın, 1, 2 ve 3. Şuradan başlamıyoruz çünkü fırfır gireceği için bayağı geniş olacak. Buradaki noktadan başlıyoruz. Bir an ben de karıştırdım nasıl oldu diye. 2 zincir çekiyorum. 1, 2 zincir. Üç. Şimdi geldik. Bakın boşluğa 3 tane yapıyoruz. 1, 2, 3. İşte tekrar 1, 2, 3. Şimdi diğer sıraya geçeceğiz. Burada düz çıkabilmesi için önce bir trabzan yapıyorum. Bakın 3 tane yaptık ya buraya. Tam bu 3 tanesinin boşluğuna geldik. 1, 2, 3. Şimdi geldim. Bakın boşluğa. 1, 2, 3. Şimdi buraya bir tane yapıyorum. Bir trabzan. Döndüm. 1, 2, 3 sıra örmüşüm. Bunu da aynı şekilde 3 sıra öreceğim. Bir. Şimdi bakın bir yaptık. Boşluk burası hemen. Buraya iki tane yapıyorum. Bakın üç tanesi yan yana oldu. Boşluğa geldim. Bir. 2, 3. Geldim boşluğa. 1, 2. Şimdi trabzan birik noktası. Ve bitirdim. İpi kesmiyoruz. Şimdi ön yüzü bu taraf. Ön parçayı da örün. Şimdi ön parçayı da söylüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra öreceksiniz. Arka parçayı 9 sıra. Şimdi mezura ile de ölçeyim çevrelerini. Köşe ucundan diğer köşe ucu 18, 19 arka parça. Ön parça da 14. Bunun çevresi 14. Bunun çevresi 19. Ona göre sıranız artık el farkı, ip farkı olabiliyor hanımlar. Şimdi ön yüzleri birbirine bakacak şekilde ayarlıyoruz. Bu şekilde. Şimdi bu iki parçayı birbirine bütünleştireceğiz. Şimdi sık iğne tekniği kullanacağım. Bu şekilde sık iğne yapıyorum. Ve bitirdim. İpi kesiyorum. Parçamız bu şekilde oldu. Şimdi sarı ile fırfır yapacağız. Aynı şekilde. Bakın. Bunun tekniği nasılsa, bakın buradaki teknik gibi yapacağız aynı. Herhangi bir noktadan başlayabilirsiniz. Ben buradaki alt kısımdan başlıyorum. Ek yeri böyle anlaşılsın. Komple çevresini gireceğiz. Hiç ip kesmeden etrafını dönebiliyoruz hanımlar. Bir iki zincir çekiyorum. Şimdi buraya bir trabzan yaptım. Bakın burası ek yeri olduğu için buralara 2 3 aynı şekilde bakın. A kısmı olduğu için hani aklınız karışmasın hemen şöyle anlatayım. Bakın boşluk
Boşluk olan aslında burasıydı. Buradan yapayım. Burası fazla önemli değil. 3 sır, 3 tane trabzan yapın. Gelin şu bu, bakın şuradaki ek yere de bir tane batın. Şimdi bu boşluğa 8 tane yapın. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8. Şimdi geldik. Bakın. Buraya bir trabzan, bir yerde ip fazla geldi. Bir trabzan, iki trabzan ve üç trabzan. Evet. Şimdi bakın geldik boşluklara. Aynı şekilde bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdi ne yapıyorduk? Bir, iki trabzan. Bir trabzan, iki trabzan. Boşluğa geldim. Bu şekilde komple çevresini gidiyorsunuz ama. Başka hiçbir teknik yok. Aynı öndeki bu üst parçada yaptığımız gibi yapıyoruz ve bitiriyoruz. Şimdi gel gösteriyorum. Bunu böyle komple çevresini fırfır gidiyoruz. Bitirip gelelim. Evet, alt kısmı bitirdim. Neredeyse 1 metreye yakın zincir çektim. Sonra bakın tıpkı üst bölgedeki gibi geçirdim. Ve bu şekilde bitmiş oldu. Çok pratik. En hani böyle kolay teknikle anlatmaya çalıştım hanımlar. Yani bunu rahatlıkla yani 1 saate yapabilirsiniz çocuklarınıza. Bayağı da büyük oldu tahmin ettiğimden. Rahatlıkla yani 2-3 yaş çocuklar da giyebilir. Mesela bunun ölçüsü 19. Böyle eni ön parçanın 14. Arka parçanın 17. Sadece lila kısmını ölçüyorum. Bu şekilde genişliği. Ve elimde de böyle kirazlar var. Tabii siz istediğiniz gibi süsleme tekniği kullanabilirsiniz. Ben şu ön kısmı aynı üst kısımdaki gibi kirazları takıyorum. Bu kirazları takmalı çıkartmalı bu şekilde teknik kullanarak yapabilirsiniz. Ay, düğüm atamadım. Buraya bir tane yapalım. Böyle. Buraya da bakalım. Bir tane daha koyasak nasıl olur? Bu şekilde hanımlar bitiyorum. Evet, bu şekilde bitmiş oldu. Çok pratik. Buradan yandan bağlarsınız. En kolay şekilde anlatmaya çalıştım. Bir başka videoda başka bikini anlatacağım bebekler için, çocuklar için. Üst kısmı da bu şekilde. Şu fazla olan ipleri de keselim. Bu şekilde 2 tane parçamız hanımlar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese kolay gelsin.